medyalem.com Türkiye'nin medya platformu. Bir gerçektir. Bunu inkar edemezsiniz. Bunu inkar edemezsiniz. Bunu inkar ederseniz 80 öncesine döneriz. 80 sonrasına döneriz. Sayın Elçi burada yok. Allah'tan şifalar diliyorum. Bakanlık yaptığı dönemde ben Kürt'üm ve Türkiye'de yaşayan şu kadar Kürt var dendiği için 2,5 yıl cezaevinde kalmıştı. O günlere dönmemizi mi istiyorsunuz? Bir insanın kimliğini inkar etmek o insanı inkar etmek gibidir. Ben kendisini Kürt kimliğiyle, Arap kimliğiyle, Boşnak kimliğiyle artık ne gelirse aklınıza, BDP'li arkadaşım Süryani'yi de saydı, hepsini saydı. Hepsi kim, ne varsa bu topraklar üzerinde kendi kimliğini rahatlıkla söyleyecektir. O kimliğe saygı duyacağız. O kimliğin bütün kültürel haklarını, anayasal haklarını vereceğiz, tanıyacağız, diline saygı duyacağız. Hepsi böyle olacak. Bunları söylemekle, bunları vermekle terörle eş anlamlı bir sonuç çıkarmak doğru değil. Zaten Sayın Şandır da onu kastetmemiştir. Ama kimlik inkarı ve bununla yola çıkanlar bilsinler ki Kürtçe konuşmanın yasak olduğu günlerden cezaevinde işlenen işkencelere ve sonrasındaki faik meçhul cinayetlere, ölüm listeleri yapılmasına, bütün bunlar bir kimliğin inkar edilmesiyle ortaya çıkmış kötü sonuçlardır. Hayır, inkar etmeyeceğiz. Ben BDP'li arkadaşlarımın söylediklerinin %99'una katılmıyor olabilirim. Ama onların kimliğine saygım var. Onların siyaset hakları olduğuna inanıyorum. Siyaseti sonuna kadar yapmalılar. Bizim reddedeceğimiz, yanlış göreceğimiz tek şey var. Irkçılığa karşıyız. Olumsuz milliyetçiliğe karşılıyız. Bunun içerisinde elbette ben Kürt'üm diyen insanın Kürtçülük yapmasının yanlış olduğunu, ben Türk'üm diyen insanın Türkçülük yapmasının yanlış olduğunu ve bu yanlışların büyüdükçe ülkede toplumsal barışı bozduğuna ben şahsen inanıyorum. Irkçılık, menfi milliyetçilik, sonu cı, cu, biten bütün cümleler reddediyoruz. Ama ben Kürt'üm diyen bir insanın bu ülkede hepimiz kadar, en az hepimiz kadar hayat hakkı, bilgi hakkı, eğitim hakkı, dil hakkı, kültür hakkı, kimlik hakkı ne varsa vereceğiz. Bu bizim cebimizden verdiğimiz bir şey değil. Değerli arkadaşlarım, eğer etnik kökene dayalı siyaset yapılıyorsa ki yapıyorlar, eleştireceğiz. Ama Kürt kimlikleri, bakınız aklıma geldi, Sayın Nursel Aydoğan burada grubu adına konuştu. Nursel Aydoğan hanımefendi, Bursa Yenişehir doğumlu bir hemşehrimiz. Pervin Buldan'la da biraz önce yan yanaydı. Demek ki Türk kimlikli bir siyasetçiyle Kürt kimlikli bir siyasetçi aynı partide birlikte çalışabiliyorlar. İftihar etmemiz lazım. Ben seviniyorum. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bu demokrasinin gücüdür. Sayın Zana'nın 10 sene sonra burada gelip and içmesi demokrasinin gücüdür. Evet. Millet seçiyor, gelecek siyaset yapacaklar. Sadece orada mı var? MHP içerisinde de Kürt kardeşimiz vardır, siyaset yapıyor. CHP içerisinde arkadaşlarımız vardır, siyaset yapıyor. Benim partimin içerisinde pek çok Kürt kökenli kardeşimiz var. Birlikte siyaset yapıyoruz, onlarla iftar ediyoruz, onlarla birlikte güçlüyüz biz. Değerli arkadaşlarım, bakınız. Lütfen sayın milletvekilleri. Etnik kimliğin varlığını kabul edeceğiz. Sadece lütfetme değildir bu. Bahşiş değildir, ulufe değildir. Kimliğini tanıdığınız insanın bütün haklarına da saygı göstereceksiniz. Siyaseti yanlışsa yanlışlığını söylersiniz. Ama yanlışlığı söylemek külliyen inkarla olacak bir şey değil. Değerli medyalem.com Türkiye'nin medya platformu.